Ben çok kötü gülerim. Nasıl poz? Ben gülerim. Nasıl? Poz mu vereceğiz bir tane? Buna çalışsaydık ki. Herkese merhaba. Kimler burada kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem. Ben Burak. Ve ben Civan. Ve bugün neler yapıyoruz? Bugün konuğumuz eski tiyatro ve yorumlarda bizden soğuk savaş istemişsiniz. Biz de çakma soğuk savaş yapacağız. Çok beğendik abilerimizi, ablalarımızı. Evet. Biz de yapalım. Çok beğenerek takip ettiğiniz bir şeydi zaten program. Evet. Konsept, evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl hissediyorsunuz? Gergin. Rahat. Tanıyalım, tek tek isimlerinizi alalım bilmeyenler için. Küçükler başlasın. Tamam. İsmim Mehmet Ali, soyadım Cengiz. 4 yıldır amatör olarak tiyatroyla uğraşıyorum. Şu anda eski tiyatronun bir üyesiyim. Bu kadar. Eren Gün ben de. 6 yıldır uğraşıyorum ben de tiyatroyla. Şu an ben de eski tiyatro üyesiyim. Ben Selvin Bayraktar. 19 senedir tiyatroyla uğraşıyorum. Yıllarımı verdim. Doğduğumdan beri tiyatroyla çiçeğim. Hatırlar mısın Selvin? Antik Yunan'da ne güzel oyunlar oynanırdı. Ben çok okudum. Direkt yaşam programı. Tabii canım, Adem vardı, Havva vardı, ben vardı. Yani gitti Havva'yı seçti yani. Bir de benim. O da onu Adem'in tercih. Ayıbı. Saygı duyuyorum, saygı. Nasıl gidiyor doğaçlama? Güzel mi? Tepkiler falan. Tepkiler güzel. Bu çarşamba 6. oyunumuzu oynayacağız. Oh, süper. Biz de bilmiyoruz ne yapacağımızı. Orada çünkü her sahneye çıktığımızda seyirci ne söylerse onu yapıyoruz. Çünkü doğaçlama ekibisiniz. Güzel bir ilme yakaladık, onu devam ettirmeye çalışıyoruz şu an. Vallahi. Bir profesyonel bir için Eren Bey. Çok ciddi bir iş yapıyoruz çünkü. Ben görüyorum şu arkadan kağıda bakıp okuyorum. Kaç kişisiniz? Sahnede 6 kişiyiz, 3'er takımlar halinde çıkıyoruz. Aslında bir müsabaka tiyatro sporu adı altında. Aha. 2 takım halinde çıkıyoruz, her hafta takımlarımız değişiyor. Bir tane moderatör sunucumuz var, bir tane reji ekibimiz var. Sahnede toplamda 8 kişiyiz. Moderatör her hafta değişiyor mu? Moderatörümüz genelde aynı, iki arkadaş dönüşümlü olarak yapıyor. Moderatör seyircilerden yönergeler alıyor, biz de anlık olarak onu sahneliyoruz. Eski tiyatro kaç yıldır var? Ben sorularımı hızlandırıyorum. Ben ekibe yeni dahil olduğum için eski tiyatronun eski arkadaşları cevap. Eski tiyatro 2 yıldır Eskişehir'de faaliyet gösteriyor. Ben eski tiyatronun ilk kursiyerlerindenim. Eski tiyatronun aslında masa başı 2018'den itibaren diyebiliyorum ben. Ben kursiyere katıldığımda Eylül ayının 2019'uydu. 2018'di pardon. 2018 Eylül ayıydı. İlk yılımızda Bertolt Brecht'ten Arthur Oey'nin Öneye Büyük Seyirci adlı oyunu sergiledik. O dönem işte ilk başta 60-70 falan kursiyere başladık ve sahneye 15-16 kişi çıktı. Süper. Güzel bir kurs dönemiydi. Sonrasında sahneye çıkanlar bizde eski ünvanı alıyorlar. Eski ünvanını aldıktan sonrasında işte devamında gerek sahne arkası, gerek spor, gerek işte artikülasyon eğitimleri ya da işte dramaturji gibi branşlara da yardımda bulunabiliyorsunuz. Şu an aynı zamanda bir de eski tiyatronun devam eden işte bildiğiniz gibi doğaçlama bar tiyatrosu projesi var. İnşallah yolunuz açık olsun hepinizin. Teşekkür ederim. İzledik, çok büyük bir keyifle izlemiştik. Çok eğlendik o gece. Yine bekleriz. Buradan da diğer arkadaşlara da, Eskişehir'de olan arkadaşlara da söyleyelim. Eski tiyatronun Instagram sayfasına girerseniz nerede, ne zaman ve ne yapıyorlar onları takip edebilirsiniz. Çok güzel işler yapıyorlar. Teşekkür ederiz. Kaç yıldır uğraşıyorsunuz? Benim 6 seneyi geçti. Soytarı Tiyatro ile başladım ben. Belediyeye bağlı bir ekipti. Melih de eski tiyatronun hocası. Benim aslında oradaki ilk hocamdı. O sonra ayrılıp kendi bir ekip açtı. Ekip açtı, sonra ben de oraya geçmiştim. Güzel. Ben de şey söyleyeyim ya. Benim hali hazırda bulunduğum bir diğer ekibim daha var. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Sui Generis tiyatro ekibindeyim. Fakat pandemi dolayısıyla şu an etkinliklerimize ara verdik. Bu süreç bittikten sonra tekrar devam edeceğiz. Oradan da takip edebilirsiniz. Hazırlamışım. Burada olmayan arkadaşlarınıza selam gönderiyorum önce. Sana başlayalım. Selam. Öncelikle Melih olsun. Ben Kübra'ya özel selamlarımı gönderiyorum. Evet. Özellikle annesini de ellerinden öperim. Hürmetlerimi yatıyorum.
Yedi sülalesine de buradan saygılar. Keseceğiz burada. Aynı zamanda ekipten Melih Boruç, Necdet Metin. Ben buradan teyzelerime ve amcalarıma selam istiyorum. Ben ebediyete intikal etmiştim eski sevgilerime. Ki tüm eski sevgilerim şu an petrol olduğu için her benzin istasyonuna karanfil bırakıyorum. Evet. Yine siz yaş şakası yapmadan tamam, ben başlıyorum. Bence bizim yapayım. Elim artık yeter evet. Bu kadar. Bence başlayabiliriz. O zaman başlıyoruz. Beni yine yalnızlığına başlayacak. Evet. Buyurun, misafir olduğunuz için. Biz mi başlıyoruz? Evet, lütfen buyurun. O zaman ilk şakamı yapıyorum. Bilmeyeyim de. Köpek balıklarına yem olanlar ne yapmış olurlar? Ne yapmış olurlar? Şark hizmeti. Sen. Ben de beğenmiştim. Bu sayılmıyor, böyle bir şey yok değil mi? Yuttum çünkü şu an. Geliyor, hazırsan. Dinliyorum. Doğaçlamada sürekli birincilik kazanan oyuncumuz kimdir? Ben tabii ki. Yanlış ya bu. Bilemedim. Kim? Selvin. Bildim. Alkış. Gerek sahne arkasında, gerek sahne dışında almaktan ve yemekten hoşlandığımız şey nedir? Nedir? Sufle. İyiydi ama ya, çok iyiydi. Sana özel sorum var. Ben direkt gülerek yaptım ama. Selvi'nin eski hayır, sevgilisi hayır. Kimdir? Hangisi? Selvin. O kadar eski ki. Ben bile unutmuşum. O zaman sana özel hazırladığım şaka geliyor. Photoshop'u Türkçe kullanan bir Karadenizli layer'lara ne der? Ne der? Katmandu. Güzel. En belli tuzağa ne denir? Bir tuzak. Bu bir tuzak. İnsanların oturmak için para verdiği, otururken de sürekli zevk aldığı şey ne denir? Ne denir? Masaj koltuğu. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok sağ ol, ben de iyiyim. Kin tutan çikolataya ne denir? Ne denir? Kinder sürpriz. Peki, sıra sende. Rastgele şeylerden oluşan ve güzel olmayıp da alakasızca böyle saçma sapan olan şey nedir? Nedir? Üçüncü nesil müzik grubu adı. Doğru. Komik değildi ki gerçek. Gerçek lan bu. Çekilen fotoğrafları sabah attığını unutup akşam yeniden atan Ali'ye ne denir? Ne denir? Sabah attın Ali. Çok iyiydi. Tebrik ederim abi. Ya. Sağ ol. Merhaba. Sorunu alayım lütfen. Tabii. Karadeniz'e tatile giden Harry spor yapmaya karar vermiş. Bir dakika dur. Sayım ya. Ha bir de tünk. Spor yapmaya karar vermiş. Bir şeyler kaldırıyormuş. Harmony onu görünce demiş ki, ne demiş? Ne demiş? Dumbledore. Bu sayılmaz hocam bir şey. Sıkılmaz. Askeriyede olmadığı için sıkılan küçük şeye ne denir? Ne denir? Sivilce. Güzel. Sivilce. Trakyalı korsan kimdir? Kimdir? Kaptan Şoparo.
Zorla köşe sinirler. En yakın arkadaşımı ne zaman şoka uğrattım? Ne zaman? Elektrikten çok anlamadığımı fark ettiğimde. Evet. Güzel. Cezayir'deki radar tabelalarında ne yazar? Ne yazar? Yavaş gidin, Cezayir'siniz. Gülçü, bunu vermezsin. Halil Sezai bir şeyini alırsa ona ne derdim? Ne derdim? Benim bu derdim. Güzel hazırlamışsınız. Ben bunu var ya net gülerdim. Bu sayılmasın hocam. Eren gelsin benim oğlum. Pazartesi günü saat akşam 6'da tramvaya binen Halil Sezai ne demiş? Ne demiş? Dokunacak yer arıyorum, bulamıyorum. Alo. Devam ediyorum. Tamam, ben geliyorum. Bütün insanların aynı anda kabız olmasına ne denir? Ne denir? Küresel ıkınma. Bu büyücü ya hocam. Bu muska falan takmış yani. İnat ettim, dur. Padişahın fermanlarından en son kimin haberi olmuş? Kimin diyormuşum, kimin? Gönül'ün en son haberi olmuş. Çünkü Gönül ferman dinlemiyor. Aa. Hayır ya. Ben programı terk ediyorum. Ben karşı tarafa çalışıyorum çünkü. Hazır mısın? Bana gülmez gizem derler. En ufak temasta kırılan ünlümüz kimdir? Kimdir? Camdan Erçetin. Tebrik ederim. Buyurun. İlk yerli romanımızın adı nedir? Nedir? Tarık Mengüç. Teşekkürler. Mahmut Tuncer bir sitcom dizisi yazsaydı adı ne olurdu? Ne olurdu? Halay Your Met Mother. Halay Your Met... Ne? Aa! Cevap neydi? Halay Your... Halay Your... Doğrusunu unuttum. Halay Your Met... Halay Met Your Mother. Halay Met Your Mother. Halay Met Your Mother. Halay Met Your Mother. Evet, hiç oldu soramaz. Halay Your Met Mom. Mom. And Justice For All. Brazers. Halay Your Brazers. Tuğ eki alınca sertleşen bitki. Nedir? Çimen. Ooo! Oh. Karadenizli bir Barcelona taraftarı hangi yolu seçer? Hangi yolu seçer? Ha, bu yolu. En temiz meyve. Nedir? Nedir? Çok basit, bak cevabı içinde. İpucu da verdim artık. Nedir? Kiraz. Oo. Gülmeden kalkıyorum. O kadar mı şey? Bu uğurda bazı şeylerden vazgeçmiş ve tiyatroyu severek yapan kişiler kimdir? Kimdir diyor. Kimdir? Kimdir? Vay. Bu soru çok güzeldi. O yüzden ben kalktım. Hak etti yani. Tırların günlük hayatını çeken bir film olsaydı başrolde kim oynardı? Kim oynardı? Tır aktör. Ooo güzel. Gerçekten. Evet. Aklına hiçbir şey gelmeyen ve mizah seviyesi bir anda kapanan
Doğaçlama tiyatro oyuncusu ne yapar? Ne yapar? Sessizlik. Bravo. Bir kuru yemişçiye neden mutsuz olduğunu sormuşlar. Ne demiş? Ne demiş? Hiç tadım tuzum yok. Kötü be abi. Vallahi. İlk esprin mi? Bugün başladım. Gece böyle uyurken aniden üstünde bir ağırlık hissedersin. Böyle bir kötü olur ya için. Onun adı ne? Sevgilim diyeceğim de. Ne? Selvin. Karabasan diyor ya. Deniz düştü onu zaten. Ben gülüyorum ya. Ben geçiştim. Ben her şeye gülüyorum. Göz göze geldik. Çok ciddi duruyorsun. Hava yolu firmalarının 0-12 yaş aralığındaki Karadenizli çocuklardan yarım ücret aldığı uçak biletine ne denir? Ne denir? Uşak bileti. Ya! Bir saat bekledim ya denk gelelim. Bana yapmayın aşkım. Kaç kaç olduğunu bilmiyoruz. Kafamız beynimiz yandı. Öyle olur. Ama genelde hani misafir ayıp olmasın diye. Bugün kazanan bence bizdik. Bence. Siz açık ara farkla kazandınız. Gerçekten o yüzden sizi ekstra tebrik ediyorum. Yani söylemeyelim diyoruz ama. Ya ben hala bir para ödülü falan. Ben de o kadar geldik değil mi? Yani. Güzeldi arkadaşlar. Teşekkür küçük ederiz. Oldu. İğrenç esprileriniz çok için. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. İğrenç mi? En iyilerine layıksınız. Çünkü siz buna değer. Kim buna değer? Kim buna değer? Ha, kim buna değer? Ha, camdan. Yok Sabahattin. Sabahattin. Yok Sabahattin. Adım Kemal abi ya. Hadi sen kapat. Şeyleri otobüs terminali. Ya aşkım sen kapat. Ya sen kapat. Ya sen kapat. Ya sen kapat. Sen kapat. Evet, Soğuk Lavaş serimizin ilk bölümüne. İsmi de şimdi belki değiştirebiliriz, bilmiyorum. Eski tiyatro konuğumuzdu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizden daha güzel espriler yazmışlar, teşekkürler. Hadi, gerçekten çok iyi hazırlanmışsınız. Çalışıp geldik. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Güzel espriler. İnşallah bir daha görüşürüz. İnşallah. Kısmı. Umarız. Şaka yapılmayan bir ortamda. Daha ciddi bir ortamda. Görüşmek üzere. Evet, buraya kadar izlediyseniz. Buraya kadar dayandıysanız. Ve beğendiyseniz bize yorum yazıp abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.